Partimiz bu vasfıyla milletimizin son iki asırdır süren arayışında en önemli toplanma yeri, en önemli adresi olmuştur. Şu anda üyesi itibariyle yaklaşık 12 milyon üyeye sahip bir başka parti Türkiye'de yok. Dünyada da yok. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınması konusundaki çözüm tekliflerimizin dünyada yaşanan siyasi ve sosyal çarpıklıklara karşı yükselttiğimiz itirazlarımızın, insanlığın ortak dertlerinin ve taleplerinin sözcülüğünü yapabilmemizin, kısacası bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimizin gerisinde temsilcisi olduğumuz davanın kadim kodları var. Biz Türkiye'de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmakla kalmadık. Geçen akşam bir televizyon kanalında bir prof, ne dese beğenirsiniz? Prof ha? Ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, hava limanları yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün. Yani barajın yok, yolun yok, havalimanın yok. Bütün bunlarla beraber TOGG'un yok, uçak gemin yok. Domates, patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsbette bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir ya? Hiç. Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var? Bunu söyle. Eğitimde yoksun. Sağlıkta yoksun. Ulaşımda yoksun. Adalette yoksun. Emniyette yoksun. Neymiş? Domates, patates. Vah zavallı. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz, patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihinlerde. Ama bu profun demek ki zihinlerinde bir değişim olmamış. Geçmişte bu ülkeye karışamazsın denilen ne varsa hepsinde de değiştirici rol oynayabileceğimizi gösterdik. Güney sınırlarımızdan Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'den Kafkasya'ya, her yerde bunun örnekleri var. Geçmişte bu millete yapamazsın denilen ne varsa hepsinin de olabileceğini gösterdik. Savunma sanayinden ulaşım ve enerji altyapısına, yerli otomobilimize, uçağımıza kadar her alanda bunun sayısız örnekleri var. İşte dün üzerinde konuşlanacak Kızıl Elması ve Bayraktar TB3'ü ile kendi sınıfındaki dünyanın ilk insansız hava araçlarıyla donatılmış savaş gemisini hizmete aldık. Allah'a hamdolsun. Geçmişte bu coğrafyada teşebbüs edilemez denilen ne varsa hepsinin de gerçekleşebileceğini gösterdik. Darbecilerin hüsrana uğratılmasından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ve sınır ötesi harekatlara kadar her konuda bunun örnekleri var. Sultanahmet Meydanı'nda bir miting yapıyoruz. Üstad Necip Fazıl'la. Ve o mitingde Üstad Necip Fazıl eliyle gösteriyor ve şunu söylüyor. Ayasofya bir gün açılacak.
Açılacak. Açılacak diyor. Ben de takdimi yapıyordum. Elhamdülillah. Ayasofya açıldı. Açmak da bize nasip oldu. Büyük ve güçlü Türkiye'ye doğru giden her adımı, zihinlerde örülmüş duvarları yıkarak, kalplere salınan korkuları yenerek, ayaklara vurulan prangaları kırarak attık. Gençler, biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bağcılar, geçen günü Bağcılar'da bir açılış töreni yaptık. Aman yarabbim. O gün Bağcılar'da 40 bin kişi vardı. Ve ardından dün evvelsi gün Pendik'te bir açılış töreni yaptık. 60 bin kişi vardı. Gümbür gümbür şu anda İstanbul nereye yürüyor? Sandığa yürüyor. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin siyasi ve ekonomik esaret çukuruna yeniden yuvarlanmamak için güçlü olmaktan, güçlü kalmaktan, gücünü artırmaktan başka çaresi yoktur. Üstelik buna sadece bizim değil, güvenlik ve tabiat tehditleri sebebiyle giderek dengesizleşen dünyanın da ihtiyacı var. Bu sebeple dünya beşten büyüktür itirazımıza her geçen yıl destek daha fazla büyüyor. Bu sebeple Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla da görüşebiliyor, tahıl koridoru ve esir değişimi gibi somut ilerlemeler sağlayabiliyor, barış ihtimalini masada tutabiliyoruz. Bu sebeple Libya'dan Karabağ pek çok yerde tüm dünyanın seyrettiği haksızlıkların düzeltilmesi için fiilen sahaya inip netice alabiliyoruz.